Arkadaşlar bundan 3-4 sene önce Süleymancılar hakkında bir sohbet yaptım. Süleymancıların gerçek yüzünü ortaya çıkartan çok güzel bir sohbet oldu. Süleymancıların ne yapmaya çalıştığını, Süleymancıların neyin peşinde olduğunu tek tek söyledim arkadaşlar. Aramızda varsa dinlemeden şey yapmasın yani, neyse. Mevzuyu bağlayacağım, merak etmeyin. Peki ben bunu niye konuştum arkadaşlar? Şimdi burada bir mevzu var. Dün bana bir telefon geldi. Bir kardeşim telefon açtı. Geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra dedi ki, yanımda hocanın ismini vermeyeceğim. Büyük bir hoca efendim. Sağlam yani. Efendi Hazretlerimizin büyük vekillerinden. Sağlam yani, öyle böyle değil. Tamam. Dedi ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya dedi, benim dedi bir Süleymancı arkadaşım var. Dedim. Dedi beni aradı. Ya dedi, bu Hüseyin Çevik dedi bizim Süleymancıları niye böyle böyle saydırıyor? Bizim Süleymancıları niye böyle yapıyor? Dedim hocam. Canım hocam dedim. Dedim ben dedim orada dedim ki arkadaşlar, Süleymancılar var, Süleymanlılar var. İyi anlayın burayı. Süleymancılar denen kişiler Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri rahmetullahi, Rabbim şefaat denen aile İslam adını, itibarını kullanarak insanları sömüren FETÖ'leşmiş, tabii FETÖ'leşmiş bir cemaat haline geldi. Kulağımıza neler neler geliyor dedim hocam. Bir tane arkadaşım geçen gün söyledi. Bir tane Süleymancı demiş ki, ya demiş siz niye demiş sakal kesiyorsunuz? Biliyorsun onlar sinek kaydı, tıraş olur. Burada badem bıyık. Demiş böyle daha temiz. Böyle daha temiz kelimesi İslam'la yakından uzaktan alakası var mı? Yok. Peki faize helal fetvası vermek İslam'la var mı? Yok. Bir tanesini sarık sararken gördünüz mü? Peki Allah aşkına soruyorum. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri. Sarıklı mıydı? Evet. Sakallı mıydı? Evet. Cübbeli miydi? Evet. Şalvarlı mıydı? Evet. Hani siz Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin yolundan gidiyordunuz? Sakal diye bir şey yok Süleymancılar'da. Ben gözümle görmesem inanmam. Sakallıya takkeliye böyle, sarıklıya böyle bakıyorlar böyle. Hayırdır ya? Gavura mı bakıyorsun sen ya? Sen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden bir Müslümana bakıyorsun. Süleymancı. Kimseden korkum yok arkadaşım. Bak FETÖ kadar güçlüler ha. Haberiniz olsun. FETÖ kadar güçlüler. Süleymancılar. Bir arkadaş geldi Amerika'dan bizim sohbete. Dedi ki Amerika'da götürüyorlar dedi hocam. Vallahi de öyle paralar topluyorlar ki dediler. Himmet, aynı şey FETÖ gibi himmet adı altında. Vallahi dedi götürüyorlar hocam dedi. Biz dedi yani ağzımıza çıkalıyor dedi yani. Çok güçlüler diyor. Avrupa'da çok güçlüler diyor. İşe bak. Peki gelelim mevzuya. Süleymancılar var dedim hocam. Bak anlatıyorum, hocayla konuşuyorum. Dedim hocam bir de Süleymanlılar var. Süleymanlı. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri rahmetullahi, Rabbim şefaat eden aile İslam. Amin. Dedim. Onun yoluna gidenler. Etliye karışmaz, sütlüye karışmaz. Yani böyle sakalsız bilmem ne faize fetvadır. Gereksiz saçma sapan işlerdir. Hiç oralarla iş olmaz. Bunlar dedim düzgün mütevazi bir hayat yaşar. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'ni taklit ederler. Dedim hocam olay bundan ibaret. Ben böyle biraz konuşunca o da hocam da Allah razı olsun. Dedi ki onlar dedi, onlardan bir tanesi de Efendi Hazretlerimize laf etmişti. İlk önce de kendi hocasına kızsın dedi. O da sağ olsun Allah razı olsun. Ya beni seviyor, destekleyen bir hoca. Dedi onu da, ben hangisi olduğunu bilmiyorum. Onların başlarından bir tanesi Mahmud Efendi Hazretlerimize olmayacak laflar etmiş. Ben de bunu yeni öğrendim. Dedi ilk önce dedi kendi bilmem neyine baksınlar dedi. Allah razı olsun. İşte mevzuya bakar mısın arkadaşlar? Hüseyin Çevik Süleymancılarla niye uğraşıyor? Hüseyin Çevik Süleymancılarla uğraşmıyor. Hüseyin Çevik herkesle uğraşıyor. Niye? Kim neyi hak ediyorsa. Az önce biz neyi konuştuk arkadaşlar? Kızıl Goncalar diye bir diziyi. Bize ne diziden? Siz de diyorsun magazin. Lan ne alakası var magazine be? Adamlar İslam'ı ayak altına alıyor be. Tarikatları, cemaatleri haşa ve kella. Böyle neyin ne olduğu belli olmayan bir şey gibi gösteriyor. Ama Muhteşem Yüzyıl denen şey. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerini sapık göstermedi mi ya? Göstermedi. Allah Allah.
Ya koskoca Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri ya. Ya bunlar Evliyaullah'tır arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bunlar rüya aleminde olsun görüşüyorlardı. Sen ben. Belki kabirde bile bizi zor gör. Bize bile göstermez abi. Öyle bozuk adamız biz yani. Yani göreceğiz de. Yani o kadar bozuz ki. Belki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini veremeyeceğiz bile. Sen kalkıyorsun Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'ni sapık gösteriyorsun. Osmanlı'yı komple kadın düşkünü gösteriyorsun. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri ya 30 sene at sırtından inmedi be. 30 sene. Yeni konuşurma. Ben burada dizide konuşurum. Futbolcu da konuşurum. Arda Güler transfer oldu Mehmet'e. Konuştum kardeşim. Niye? Dedim bu haçlı formayı giymeyeceksin. Adama giymek nasip olmadı. Valla. Öyle. En son Arda'yı gördüm. İhtiyarlamış. Saçı sakalı ağrımış. Kahvede ökü oynar herhalde. Kardeşim şimdi beni konuşturmayın yani bak. Yani. Anlıyoruz değil mi arkadaşlar bazı şeyleri? Anlıyoruz. Arkadaşlar dikkat edin. Hüseyin ha mevzu bağladım. Bu Süleymancı. Süleymanlı mı diyeyim? Değil mi? Hoca efendi de bilmiyorum. Hoca efendi bilmiyorum da artık neyse. O beyefendiye de iletelim. Hüseyin Çevik. Bütün cemaatler hakkında konuşur. Konuşurum arkadaşlar. Kimseden çekincem yok. Konuştun mu daha önce? Benim şu memlekette konuşmadığım adam kalmadı ya. Ya ben buradan Tayyip Erdoğan'a bile sen cumhurbaşkanı olabilirsin ama faiz dedim böyle konuşamazsın dedim. Evet. Solcular beni halk kahramanı ilan etti arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz yani. Ben Kılıçdaroğlu'na laf söylerim. Hepsine laf söylerim arkadaşım. Yanlışa yanlış demek doğru bir şey değil mi arkadaşım? E sen şimdi senin cemaatin böyle yamuk şer yapıyorsa ben ne diyeceğim arkadaşlar? Ya bizim arkadaşlar söyledi ya. İşte ne demişler? Bizim arkadaşlar ondan bir tanesi medresesine mi ne gitmiş? Neyse. Sen demiş falan cemaattensin gelme demişler. Aynen şaka değil ya. Sen falan cemaattensin gelme demişler. Hak neyse onu konuşurum. Rabbim Celle Celaluhu bizleri Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri şefaatine helal eylesin amin. Amin. Rabbim Süleymanlılara sağlık sıhhat selamet versin amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Süleymancılara akıl fikir versin amin. Amin. Şu memleketi bölmek isteyenleri Rabbim kahru mahvu perişan eylesin amin. Amin. He böyle dua ederim ben adamı işte. Kralı gelse fark etmez arkadaşım. En fazla ne yaparlar arkadaşlar? Öldürürler oğlum ne bakıyorsunuz? En fazla inşallah şehit oluruz yani. İnşallah. Başkasını yapamazsa ne yapacaklar arkadaşım ya? Ne yapacaklar? Ancak sosyal medyadan işte bilmem ne provokasyon yaparlar. Biliyorsun bazen bizim öyle videolar hızlı yayılıyor ki şaşırıyorum lan diyor bu video milyonlar izleniyor ya. Arkasında bazı karanlık güçler çıkıyor işte. Ben şimdi Süleyman Hacılar yaptı demiyorum. Ben genel konuşuyorum. Maalesef böyle sıkıntılar var. Şimdi arkadaşlar bu mevzuda konuştuktan sonra geldik çok önemli bir mevzuya da. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minu